26 Ağustos 1922. Saat 05'ten itibaren tüm cephede Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında topçu ateşi başladı. Türk ordusu süngü hücumuyla önce Tınaztepe'yi, ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi'ni ele geçirdi. Sabaha karşı saldırıya geçen Türk birlikleri Yunan mevzilerini ele geçirerek Afyon'a doğru ilerlemeye başladı. Bozguna uğrayan Yunan ordusu malzemelerini imha ederek bulundukları yerleri terk ederken Türk birlikleri büyük bir coşkuyla Afyon'a girdi. Türk ordusu tarafından yapılan hava keşiflerinde Yunan ordusunun dağılmaya ve geri çekilmeye başladığı tespit edildi. Türk süvarilerinin o günkü muharebelerde kazandıkları başarılarla Yunan savunma hatları tamamen ele geçirildi ve çekilme yolları tutuldu. Yapılan muharebelerle Yunan kuvvetlerinin büyük kısmı dört bir taraftan kuşatılarak çember içine alındı. Aynı gün içerisinde Afyon ve Kütahya'nın bazı ilçeleri kurtarıldı. ...30 Ağustos 1922... saat 06.30'da muharebenin en şiddetli safhası başladı. Türk ordusuna Dumlupınar'ın hızla alınması emri verildi. Mustafa Kemal Paşa, Çalköy'de perişan bir halde olan Yunan birliklerinin imha edilmesi talimatını verdi. Yunan birlikleri kaçamadı, bazı birlikleri batıya çekilmek zorunda kaldı. Dumlupınar Muharebesi, Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Türk ordusu, milletinin büyük desteği sayesinde Kurtuluş Savaşı'ndan gururla çıktı.